tekerlekli araç demek. Bu da önde bir teker, arkada iki teker. Abimiz böyle taşımacılık yapıyor. Bugün trene binip başka bir şehre geçiyorum arkadaşlarla. Yarın değil öbür gün tekrar geri döneceğim. Hazır dedim giderken böyle bir araca bindim, bunu da göstereyim dedim size. Bakın QR kodları falan her yerde. Fiyatlar tamamen sizin pazarlık yeteneğinize bağlı. Yani 20 der 5'e anlaşırsınız. 50 der 10'a anlaşırsınız, hiç belli olmaz. Konfor 0. Buradaki bütün taşları sayıyorsunuz. İnanılmaz sallan. Sonra da. Aha. Aranda. Bu geçenci. Gidiyor ödemeyi yap da diyor. Ne dedim, nakit vereceğim. Neyse şimdi kapatayım tren istasyonunda, tekrar devam edelim. Evet, Şia'nın tren istasyonunun içi de bu şekilde. Bizi tren istasyonu gibi değil. Baya baya kalabalık. Yani oturma yerleri bile farklı. Temizlik olarak da hızlı tren istasyonuna göre oldukça pis. Birazdan trenin içinden devam edeceğim. Evet, trene doğru ilerliyorum. Bunlar da arkadaşlar. Bir Rus, bir Ukraynalı, bir de Temel. Yani hızlı trenin bayağı farklı olduğunu zaten şuradan da görüyorsunuz. Evet. This one. Yaolingbao is in here, right? Evet. Bu taraftaymış, tren gelmiş, bizim hiç haberimiz yok. Biz daha uğraşıyoruz öyle. Şunlar trenin yataklı vagonları. Bizim gideceğimiz yer 2-3 saat bir mesafe olduğu için normal oturaklı aldık. Yataklıları içeriği görüyorsunuz. Altlı üstü 3 tane ranza. Bunun en alt kısmı iyi, rahat oluyor da en üst tarafında gidilmiyor çünkü çok dar. Hafif bir kalkmaya çalışıyorsunuz, direkt kafanız tavana çarpıyor. Evet arkadaşlar, hızlı trenin içi de böyle. En üst gördüğünüz gibi yataklı. Aa, hızlı tren dedim, pardon, yavaş trenin içi böyle. Normal trenin ama çok yavaş sayılmaz, 100-120 falan gidiyor. En üst, orta, bana da orta denk geldi. Daha doğrusu ben şeydeydim. Oturaklı trendeydim ön tarafta. Daha sonra baktım hiç değmez, çok kalabalık, inanılmaz derecede. 50 yen fazla verdim, buraya geçtim. Bu da alt katta yer yokmuş. Şeye denk geldi, orta kata denk geldi. Evet. Bakınız burada da seyyar satıcımız. Yavaş trenin yataklı bölümünün içi böyle. Birazdan tekrar devam ederim. Yalnız bir şeyi fark ettim. Yani rahat oturulmuyor bile. Bir şeyi fark ettim. Yavaş trene binerken benim pasaportumu, en son ne zaman girdiğimi, ülkeye, ondan sonra yeşil QR koduma gelip defalarca baktılar. 5-6 kere baktılar. Ondan sonra yani artık bilmiyorum niye sürekli gelip gidip baktılar. Herhalde daha kalabalık olduğu için. Çünkü hızlı trende falan hiç böyle bir şey olmadı. Kimse gelip sormuyordu hızlı trende. Hatta girerken de o kadar fazla bakan sonra neden yoktu. Uçakta da keza öyle. Neyse, zaten yarın akşam geri döneceğiz. Bir günlük bir gezi yapalım, dönelim dedik. Evet, bir 5 dakika havalayayım diye dışarı çıktım.
Çünkü içerisi bayağı sıcak. Hem sıcak hem de nasıl diyeyim, boğuk bir havası var. Çok uzun zamandır binmediğim için unutmuşum. Neyse, tecrübe oldu. Yani daha doğrusu uzun zaman sonra yeni bir tecrübe oldu. Tekrar binmem varım. Size tuvaletleri falan gösterecektim de çekebilir miyim diye sordum, yok dediler. Yani yavaş trende rahat rahat tuvalete giden bir yabancı ben görmedim. Çinliler bile zorlanır. Temiz değil çünkü. Yani şu yataklar falan, bakmayın böyle beyaz falan dediğine, bunlar ben Çin'e ilk geldiğim zaman da bindim. O sıralar pisti. Şu an herhalde şey yaptılar. Son 3-4 senede bayağı değiştirdiler. Çünkü şu an bayağı temiz ve şey, yeni yıkandığı belli yani. Kokusundan falan belli. Yani şu şekilde başımı koyuyorum. Üstümü örtmüyorum bile fark ettiyseniz. Ama inanılmaz derece temiz. Şey, sabun kokusu geliyor. Evet. Çok karanlık. Bilmiyorum gözüküyor muyum ama bizi şuraya çektiler hemen yabancı olduğumuz için. Dediler biraz bekleyin çünkü bu şehrin QR kodu bizde yok. Diğer büyük şehirlere oranla çok küçük bir şehir olmasına rağmen burada önlemler biraz daha sıkıymış. Ama iyi bir şey tabii ki, dışarıdan gelen adamları şey yapmıyorlar, hemen takır tukur almıyorlar. Yani Çinliler için de geçerli. Onlar daha rahat QR kodu aldığı için diğerleri geçtiler. Biz biraz daha bekleyeceğiz. Otele geldik ama bir problem var. Otel bizi almıyor. Şey istediler, sağlık raporu. Benim vardı ama getirmedim yani, ne bileyim. Burası küçük bir şehir diye düşündüm ve getirmedim. Getirmediğim için de böyle bekliyoruz. Hatta öbür arkadaşların hiçbirinin QR kodu bu şehre uygun değildi. Hepsine de ben başvurdum. Hepsine yeşil çıktı. Yine de almıyorlar. Otellerde böyle bir sorun var şu an. Olur da küçük şehirlerde otellere giderseniz yanınıza Hısuan Cimbin diyorlar. Büyük ihtimalle sağlık raporu, yani nasıl diyeyim, virüs taşımadığınıza dair bir sağlık raporu. Ki ben bir hafta öncesinden hastaneye gitmiştim öksürdüğüm için. Sigarayı bıraktıktan sonra herhangi bir şey çıkmadı yani. Kan tahlili yaptılar, film çektiler, her şeyi yaptılar, hiçbir şey çıkmadı. Tam virüs için gitmemiştim, sadece niye öksürdüğümü bir şey yapmak için. Ama sonuç olarak gecenin 12'sinde birinde hala bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Otel bulursak devam edeceğim. Yeni ekstra bir şey olursa yeniden bir daha kayıt yaparım. Evet arkadaşlar, Pinlian'a geldik. Gezmedik. Yani bir yer yok. Gezecek bir yer yok. Çok küçük bir yermiş. Zaten ben de arkadaşıma eşlik edeyim diye geldim. Ondan sonra pek bir şey yoktu. Öylesine geldik. Şimdi geri gidiyoruz ve şeyle gitmiyoruz. Trenle gitmiyoruz. Otobüsle gideceğiz. Çünkü tren bileti kalmadı bu saatte. Yapacak bir şey yok. Evet, hava biraz karanlık olduğu için görüntü biraz karanlık. İdare edersiniz artık. Sadece otobüsün içini göstereceğim. Otobüsün içini göstereceğim. Ondan sonra da evet, otobüsün içi de otobüsümüzün içi de bu şekilde. Camcamız da biletleri kontrol ediyor. Rus turist. Rus arkadaş da öyle, Rus turist mürist diye avutturuyor. Arkadaşı anlamadım gerçi. İngilizce bilmiyor, Çince bilmiyor. Çalışmaya gelmiş. Yani neyine güvendiğine geldim. Evet arkadaşlar, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.